TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteniyle karşınızdayız efendim. Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Valiliği işbirliğiyle Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yamula Barajı çevresinde ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Kocasinan Belediyesi ve Kayseri Valiliği tarafından Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Yamula Barajı çevresine ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi. Kuşçu bölgesinde 3 yılda 12 milyon ağacı toprakla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Yamula Barajı'nı güzelleştirmek adına çalışmalarını yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve ekibine teşekkür etti. Hepimiz birlikte Yamula'yı yemyeşil yapacağız diye sesleniyoruz. Orman Bölge Müdürümüz çok önemli bir şey söyledi Sayın Vekilim. Dedi ki 3 yıl içerisinde 12 milyon ağaç dikeceğiz. Kocasinan Belediye'mizle beraber Orman Bölge Müdürümüz burada çok büyük işler yapıyor. Ben Kocasinan Belediye Başkanımızla da huzurlarınızda Yamula için teşekkür etmek istiyorum. Konuşmaların ardından hep birlikte çam ağaçları toprakla buluşturuldu. Etkinliğe katılanlar Muzaffer Elitaş'ın seslendirdiği parçalar eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Harman Meydanı'nda tarihe yolculuk sloganıyla kurulan ve ilçenin vazgeçilmezleri arasında adını yazdıran pazar her ay olduğu gibi yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklarını buluşturacak. Hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan antika pazarı hız kesmeden devam ediyor. Harman Meydanı'nda tarihe yolculuk sloganıyla kurulan ve ilçenin vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran pazar 13 Kasım'da birbirinden değerli ürünleriyle antika severleri buluşturacak. Talas'ın klasikleri arasına giren organizasyon yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının Harman Mahalle Meydanı'nda kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde taşıyan otomobil şehrin girişinde yakalandı. Narkotik ekiplerinin şüphelendiği araçtan 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kayseri girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği desteğiyle arama yapan ekipler 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki bir kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim, Bitlis'te sokak köpeği tarafından ısırılan iki çocuktan birine kuduz teşhisinin konulmasının ardından herkesi korku sardı. Uzmanlar kuduz bulaştırma riskini artıran hayvanlarla ilgili ciddi çalışmalar yapılması gerektiği konusunda uyarırken, tilkilerin doğada kuduzun doğal taşıyıcı görevi yaptıklarını söylüyor. Bitlis'te başıboş köpeklerin ısırmasının ardından kaldırıldığı hastanede kuduz tanısı konan ve Ankara'ya sevk edilen Mustafa Erçet'in tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Ülkeyi derinden etkileyen olayın ardından uzmanlar uyarıyor. Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, kuduz virüsünün tedavisi olmadığını ve sadece aşıyla korunabileceğini belirterek tilkilerin doğada kuduzun doğal taşıyıcı görevi yaptıklarını söyledi. Aşısız tüm hayvanlar, bu tabii aşı zaten hangi hastalık olursa olsun, diğer kuduz olsun, ister şapaşsı yani şap hastalığı veya çek hastalığı, tüm canlılarda bunun görülme ihtimali bulunmaktadır. Ama tilkiler normalde kuduz virüsünü taşıyıcı olaraktan bir görev yapmaktadırlar. Tabii havaların soğumasıyla birlikte ister istemez şehrin içerisinde de tilkileri görme ihtimalimiz bulunmakta veya biraz daha şehrin merkezinden uç
kısımlarda da yaşayan özellikle yetiştiricilerimiz, hayvan besleyen insanlarımız da bulunmakta oralarda. Bazen tilkiler bu virüsü taşıdıkları için büyükbaş hayvanlarda bile veya işte kümeslere girip oradaki diğer canlılara da veya işte evimizde kapımızda bağlı olduğumuz, beslediğimiz kedi ve köpekleri de ısıraraktan bu virüsü nakledebilmektedirler. Kuduzun tedavisi mümkün olmayan bir hastalıktır. Hatta biz veteriner hekimler olaraktan şöyle bir sloganımız vardır bizim. %99 oranında öldürücü ama aşılama yapıldığı zaman da %100 oranında koruyucu bir özelliği vardır. Şimdi tabii ki belirtiler yani merkezi sinir sistemine, beyne yerleştiği zaman artık çok geç kalınmış bir durumdadır. Belirtiler ortaya çıktığında o saatten sonra neredeyse yani geriye dönüşümsüz hasarlar bırakıp %99.9 oranında da öldürücü bir seyirle şekillenir. Kuduz sadece ısırmayla da bulaşan bir hastalık değil. Farz-ı misal şöyle diyelim, elinizde açık bir yara var. Ve bir canlıya dokundunuz. Onda da kuduz virüsünün olup olmadığını bilmiyorsunuz. Orada çünkü salya ile de bulaşabilmekte. Salya sizin derinize, elinizdeki veya herhangi bir vücudunuzun herhangi bir yerindeki yaraya bulaştığı zaman oradan da bu virüsü alma ihtimaliniz bulunmaktadır. Onun için bu tip durumlarda çok hassas bir şekilde davranmamız gerekiyor. Sun Fuarcılık tarafından organize edilen ve Dünya Ticaret Merkezi'nde kapılarını tüketicilere açan yöresel ürün günleri pazar günü sona eriyor. Trabzon, Maraş, Manisa, Bursa ve Erzurum başta olmak üzere ülkenin dört bir yanından getirilen doğal ve organik ürünlerin satışa sunulduğu yöresel ürün günleri 12 Kasım pazar günü saat 10'da sona eriyor. Maşallah. Görüyor musunuz? Son gün öncesinde evinin ihtiyacını karşılamak için Dünya Ticaret Merkezi'nin yolunu tutan tüketiciler hem ürünlerin tadına bakma hem de satın alma imkanı buldular. Vatandaşların bu konudaki taleplerini karşılamak için tezgahlarında çeşit çeşit ürünlere yer veren üreticiler satışlardan memnun. Tamamıyla doğal zeytin ve zeytinyağı satıyorum ben. Katkılı kesinlikle satmam. Vatandaşın ilgisi nasıl? Vallahi vatandaşımızın ilgisi çok yüksek. Kayseri halkı bildiği için bizi Akhisar zeytini olarak devamlı direkt bize gelirler. Biz Bursa'dan zeytin getirdik efendim. Bursa'nın orijinal Gemlik zeytinleri bizde mevcuttur. Bu zeytinler Kayseri'ye bir daha gelir mi bilmeyiz ama böyle bir zeytine Kayseri tattırdığımız için çok mutluyuz. Kesinlikle yani Kayseri'yi biz severiz, Kayseri'de bizim sevdiğine inanıyoruz. Kayseri bizim için özel, güzel, mükemmel bir yer. Uşak taranasını yine getirdik her zamanki gibi. 7-8 senedir geliyoruz buraya. Fuarın başladığı ilk günden beri taranayı ilk biz getirdik, biz tanıttık Kayseri'ye. Yine tezgahta yerimizi aldık. Çok güzel, faydalı. Buyurun gelin bol bol alın. Hasta olmayın. Kayserili biliyor değil mi artık? Biliyor. Tabii ki tanıttık, biliyor. Nasıl fuar geçirdiniz peki? Çok şükür iyi, Allah'a şükür iyiydi. Bol bol tüketsinler. Grip nezleye hastalığa birebir şifa. Katkı maddesi yok, koruyucu madde yok. Tamamen doğal bir ürün. Erzurum Doğu Anadolu bölgesinin Aksüvital bayisiyiz biz. Bu da açık pekmezini de böyle fazla açık bakkallarda satılmadığı için açık pekmezini de böyle fuarlarda getirip satıyoruz. Narlı kömelerimiz, siyah üzüm kömemiz, pestil tatlı çeşitlerimiz birinci sınıftır. Fuarın birincisiyiz inşallah. Yeşil fasulyemizin kurumuşu, kuşburnu kurusu, meşhur İspir fasulyemiz bu da efendim. Adana'nın meşhur tahin, helva, cezerye, özellikle şalgamı, çok şahane. Tanıtmaya geldik, çok da memnunuz fuardan. Katılım da iyi, çok güzel. Tabii başta Sun Fuar ekibine de çok teşekkür ediyoruz bu fuarı düzenlediği için. Kayseri'de yöresel ürün günleri sayesinde doğal ve organik ürünlere ulaşmanın daha da kolaylaştığını ifade eden tüketiciler ise bir sonrakini iple çektiklerini söylediler. Siz evet. Bu fuarları sürekli takip ediyor musunuz? Ediyorum. Sürekli takip ediyorum. Nasıl buluyorsunuz peki? Fiyatlar gerçekten de yani diğer dışarılara göre biraz iyi. Yani kaliteli mal ama gerçekten güzel. Fiyatları normal. Öyle ne bir pahalı ne de bir ucuz. Evet. Normal. Peki ürünlerin kalitesi konusu neler? Güzel. 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 Kaliteler güzel. Neler alıyorsunuz genellikle? Valla genellikle zeytin alıyorum. Yöresel bizim bu doğu tarafın peynirlerini falan alıyorum. Onlar güzel. Onlara bakıyorum ben
sürekli. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Peki balığı sürekli alıyor musunuz? Genellikle. Nasıl buluyorsunuz peki? Güzel, şahane. Şahane. Süper. Kaç seneden beri alırız aşağı yukarı. 5 seneden beri alırız bunların balını. Çok güzel. Fuarı genel olarak değerlendiğiniz zaman başka ne gibi ürünler alıyorsunuz? Başka da zeytin alıyoruz, peynir alıyoruz, helva alıyoruz. Böyle şeylerden alıyoruz. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte balıkçı tezgahlarını da çeşit çeşit deniz ürünleri süslemeye başladı. Kayseri'de en çok tüketilen balıkların başında hamsi, istavrit ve çinekop geliyor. Av yasağının kalkması ve havaların soğumasıyla birlikte Kayseri'de Sivas Caddesi balıkçılarının tezgahlarını çeşit çeşit deniz ürünleri süslemeye başladı. Yeni taziye gel abim. Balıkta bolluk yaşanmasıyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşanıyor. Bizim hamsi 40 liradan 25 liraya düştü. Palamut mevsimiydi. Palamut yavaş yavaş çekiliyor. Biraz yükseldi, 45 lira oldu. 35 liradan 45 lira oldu. Çupramız 100 liradan 85 liraya düştü. Levrek 150 milyondan 120 liraya düştü. Çinekop 100 liradan 65'e düştü. Kayseri'de en çok satılan balık çeşitlerinin başında hamsi, istavrit ve çinekopun geldiğini söyleyen balıkçılar mevsimine göre tüketilecek balık çeşitleri hakkında bilgiler verdiler. Hamsinin mevsimi, istavrit, çinekopun mevsimi. Millet şu an bunları tüketmeleri lazım. Balıkçıların sevdiği en güzel istavrit, hamsi, çinekop. Balıkçılar bunu sever. Ondan sonra vatandaş palamut bir kiloya geçiyor, bir buçuk kilo geliyor. Vatandaş gerekli dolaplarını dolduruyorlar. 20 tane, 25 tane, 30 tane alan var. Dolabına koymak için. Ondan sonra sardalya, Kayseri'nin sevdiği büyük iramsi dediğimiz sardalyayı tercih ediyorlar. Ondan sonra cupra, levrek, bunlar yavaş yavaş onlar da gidiyor. Bu hafta balık fiyatları ise şu şekilde oluştu. Somon 100 liradan 80'e düştü. Hamsi, istavrit biraz yükseldi. Hamsi düşük. Ondan sonra kefal ucuz, 30 lira kilosu. Balıkların çoğulmasından dolayı biraz daha düşük oluyor. Hamsi şu durumda 25 liraya düştü. Her alan 4 kilo, 5 kilo, 6 kilo götürüyor. Hamsi düştü diye. Palamut biraz 40 liraya çıktı. 35 liraydı, 40 lira oldu. Normal. Çekiliyor falan. Mezgit 25 liraya düştü. İstavrit 30 lira. Ondan sonra çinekop 65 lira. 100 liradan 65 liraya düştü. Bu ara balıklarımıza düşüş başladı inşallah. Vatandaş bol bol yiyecek. Oda sanayide ustalar yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayetçi yeni sanayi esnaflarından Ahmet Karagöz, gerekli önlemler alınmazsa ileride büyük sıkıntılar yaşanacağını söylüyor. Kayseri otosanayide ustalar yetiştirecek çırak bulmakta sıkıntı yaşıyor. Yeni neslin sanayi ortamından uzaklaştığı görüşünün hakim olduğu otosanayide gelecek yıllarda usta sayısının da azalmasından endişe ediliyor. Çalıştım. Mesleğini öğrenmiş ve usta olmuş bir kişi için maddi kazancın yerinde olduğunu söyleyen yeni sanayi esnaflarından ototamircisi Ahmet Karagöz, yılların verdiği tecrübeyle yaşanan sıkıntıları anlattı. Gerek sanayide, otobakım servisleri, gerek elektrik tesisatçılıklarında, gerek terzi dahil bütün kurumlarda çıraklık kavramının yanlış değerlendirilmesi ve eğitim öğretimin de yeterli şekilde dikkat edilmemesi sonucunda büyük bir boşluk meydana geldi. Çıraklık ve kalfa yetişme boşluğu meydana geldi. Daha sonra bundan biliyorsunuz usta da yetişmez oldu. Önce çırak, arkasından kalfa, arkasından usta olur. Bu çocuklar az veya çok bir haftalık alırlar, bir maaş alırlar. Hükümetimizin aldığı şey doğru. Endüstri ve meslek liselerinin şey içerisinde, çıraklık eğitim işbirliği içerisinde öğrenci 5 gün iş yerinde çıraklık yapıyor, 1 gün okula gidiyor. Bunu devam ettirilmesi çok sağlıklı. Böylelikle inşallah bu ileride bu boşluk doldurulabilir. Ancak buna rağmen yine de yok. Halbuki bu ülkede gazaltı kaynakçısı arıyorsun, yok. Sıvı tesisatçı arıyorsun, yok. Berber çırak arıyor, yok. Terzi çırak kalfa arıyor, yok. Terzi de şey yapıyor. Bunların hepsi bir ihtiyaç. Otobüs şoförü, yeterli yetişmiş otobüs şoförü yok. Kamyon şoförü yok. Bu noktada mesleki eğitim merkezlerinin üstlendiği rolü de anlatan Karagöz, ailelere de çağrıda bulundu. Ailelerine şunu tavsiye ederim.
çocuklarıyla iyi konuşup şunu şey yapma lazım. Bir yüksekokul bitirip de bir sürü masa verip de bir yüksekokulu bitirip de boş gezene kadar derhal yönlendirmeyi iyi yapıp bu alanlarda seçim yapıp kendilerini yetiştirip hangi şeyi beğeniyorsa bir sürü alan var. Bu alanlar içerisinde kendisini yetiştirip bir meslek sahibi olmalarını tavsiye ederim. Çünkü ülkemizin buna ihtiyacı var. Bizim üretime ihtiyacımız var. Peki çırak bulmaması ilerleyen günlerde ne olur? Çırak bulmaması ilerleyen günlerde sanayi, bu şey gerek sadece sanayi değil, bütün sektörlerde bir sıkıntı yaşanacak. Ki yaşanıyor zaten. Bu size yansıyacak, bu tüketiciye yansıyacak. Arabanızı ben sizin bakımını yapamayacağım. Ben bir günde yapacağım işi 4 günde yapacağım. Çünkü biz 74'te kuruluşuz. 74'te baba mesleği bu benim. Babamdan çevre biz 30'dan fazla yetiştirdik. Ve bunların hepsinin dükkanları var. Efendim, trafikte zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Bu yıl ise araç lastik fiyatları cep yakacak. Geçtiğimiz yıla göre ise fiyatlar %100 artmış durumda. Kış lastiği takmamanın cezası da yeni yılla birlikte katlanıyor. Cezanın 2023'te 2534 TL olması bekleniyor. Trafikte zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak. Kış lastiği taktırmayan sürücülerse para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Son dönemde dolar ve petrole gelen zamlardan olumsuz etkilenen araç lastik fiyatları 2 katına çıkmış durumda. Sanayi esnaflarından otolastikçi Ercan Elmas bu yıl fiyatların cep yakacağını söyledi. Ebat ve kalitesine göre en ucuz lastiğin 800 liradan başladığını söyleyen Elmas, 4 lastik birden alacak müşterinin en az 3200 lirayı gözden çıkarması gerektiğini aktardı. Yani kış lastikleri geçen seneye göre %100 arttı. Ortalama geçen sene şu lastiğimiz 354 liraysa bu sene 800 civarı. Yani yaklaşık %100 bir artış meydana geldi. Ülkemizde olan bu işte ekonomik krizler olsun, dünya bazında olsun, petrolün artmasıyla beraber gaza gelen zamlar lastiğe maalesef yansıdı efendim. Peki nasıl vatandaşlar bu zammı nasıl karşılayacak? Vatandaşlar bu zammı artık yavaş yavaş algılamak zorundalar. Çünkü hayat şartları da her şey 2'ye katlandı. Şu anda normal geliyor. Alışmak zorundayız hayata. İnternetten alışveriş konusunda da vatandaşları uyaran Elmas, artan fiyatlardan dolayı talepte azalma yaşanıyor dedi. En düşük şu anki lastiğimiz 800 liradan başlıyor efendim. Kademe kademe artıyor ebadına göre. Öyle 13, 14, 15, 16 şekilde. Bu kış lastiği, zorunlu kış lastiği 1 Aralık'ta başlayıp insanlar bitiyor. Yaklaşık kısa bir zaman kaldı. Şu anda işler de biraz artıyor ama geçen sene nazaran bu sene bayağı bir düşüş var. Ekonomik olarak sıfır lastik takanlar arasında. Peki ikinci ele yöneliyorlar mı vatandaşlar? İkinci el düşünmüyorlar çünkü soruyorlar ama bu petrol, kauçuk, ahmadi olmasın sertleşim dolayı kazaya daha çok sebebiyet veriyor ikinci el lastik. Yani bir lastiğin raf ömrü 10 yıl. Biz bunların tarihine bakıyoruz, diş yerine bakıyoruz, profiline bakıyoruz. Müşteri ona göre yönlendiriyoruz. Vatandaşlara tavsiyemiz bizim gibi böyle profesyonel ekiplerce gelecek. Burada lastik görecek. Bazen lastiği internet sipariş veriyorlar. O da lastiklerin tarihi eski oluyor. Yanılıyorlar. Paralar çöpe gidiyor. Buraya gelsinler, biz aracına göre, arabasına göre en uygun şekilde yönlendiriyoruz müşterilerimizi efendim. Soğuk havaların iyice kendisini hissettirdiği şu günlerde uzmanlar uyarıyor. Olası belirtileri hissettiğimizde neler yapabiliriz? İşte Doktor Mahmut Özkırış açıkladı. Havalar soğudu. Gripal enfeksiyon olarak bilinen hastalıklar halk arasında yine arttı. Profesör Doktor Mahmut Özkırış gripal enfeksiyon belirtilerinden bahsetti. Şimdi biz bu özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını sonbaharın gelmesi, kış aylarının başlamasıyla çok sık gözlemliyoruz. Soğuk hava, toplu ortamda yaşanması bunu en önemli tetikleyen faktörlerden bir tanesi. Tabi devreye de viral enfeksiyonlar girince özellikle rinovirüs adı verdiğimiz virüsler, yaklaşık 2-3 çeşit olan virüsler ki korona da bunlardan biriydi. Bunların da devreye girmesiyle çok sık gözlemler olduk. En önemli bulgularımız neler? Burun akıntısı, burun tıkanması, tıkanıklığı, geniz akıntısı, kulaklarda tıkanıklık, basınç, halsizlik, eklem yerlerinde böyle kırgınlık tarzında bulgular veriyor. Olası semptomlar karşısında yapılacaklardan bahseden Profesör Doktor Özkırış, ağır belirtiler durumunda mutlaka hekime başvurulması gerekir dedi.
Genellikle bu 38'i geçmeyen ateşle yapabiliyor. Eğer geçerse komplikasyon yaptığının bir belirtisi olabilir. Özellikle hangi gruplara dikkat etmemiz gerekiyor? 6 yaş altındaki çocuklar, ki bunlar da orta kulak enfeksiyonlarına çevirebiliyor. 60 yaşının üzerindeki yaşlı popülasyonda da sıkıntılar doğurabilir. Bunların mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Neler yapmamız lazım? Özellikle direncimize dikkat etmemiz lazım. Bu damlacık koluyla bulaştığı için ellerimizin temas ettiği yerlerin başkalarının dokunmaması. Bu yüzden de el hijyeni, kişisel hijyen çok çok önemli. Bu tür tabloyu yaşayan hastalar mutlaka maske takması lazım. Hem kendilerini korumak adına hem de çevreye bunu bulaştırmamaları adına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Direnç demin de belirttik, çok önemli. Burada üst solunum yolu enfeksiyonlarını kolay atlatabilmemiz için direncimizi güçlü tutmamız, bol beslenmemiz, bol sıvı almamız gerekiyor. Kabim Anadolu Bayi buluşmaları Kayseri'de yapıldı. Lazer yazıcı markası Pantum yerel bayilerle buluşmak ürünleri ve gelecek hedeflerini paylaşmak için bir araya gelindi. 22 yıldır baskı, bilişim, sağlık teknolojileri alanında 11 farklı marka ile özel müşterilere ve kamu kuruluşlarına hizmet veren Kabim, Türkiye'de yerli üretimine hazırlandığı Çin menşeili lazer yazıcı markası Pantum ve diğer markaları tanıtımı için yerel bayilerle buluşuyor. 2023 planlarımız içerisinde hayatı kolay. Bu kapsamda ürünleri ve gelecek hedeflerini paylaşmak için Kabim Anadolu Bayi buluşmaları Kayseri'de gerçekleştirildi. Kabim Bayi Kanal Yöneticisi Murat Çağlar firma ve etkinlik hakkında bilgi verdi. Elektronik olarak bizler 22 yıldır bilişim sektörüne hizmet ediyoruz. 11 farklı markanın Türkiye distribütörünü yapmaktayız. Baskı sistemleri kısmında Pantum ve diğer ürün gruplarıyla, bilişim ürün gruplarıyla sırasıyla Postek, Yumite, Seiko, Jolimart gibi farklı markaların Türkiye distribütörünü ve temsilciliğini yapmaktayız. Türkiye genelinde Pantum ve diğer markalarımızın tanıtımını hedeflediğimiz bir çalışma ve bu çalışmayla ilgili yerel olarak Türkiye'de 40 noktada bu tarz etkinlikler ve çalışmalar yapmayı planlıyoruz. Bunun dışında direkt saha çalışmaları ve etkinliklerle hedeflediğimiz 1 milyon kullanıcıya ulaşmak. Efendim Süper Lig'de 14. hafta maçında Kayseri Spor, Konya Spor'u konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 15'te başlayacak. Yukatel Kayseri Spor, Süper Lig'in 14. haftasında Konya Spor'u ağırlayacak. 13. haftayı Gaziantep galibiyetiyle tamamlayan Sarı Kırmızılı takım, Konya Spor maçı hazırlıklarını Çağdaş Atan İdaresi'nde Recep Mamur tesislerinde sürdürüyor. Kayseri Spor galibiyet serisini sürdürüp Konya Spor maçı sonunda da hanesine 3 puan yazdırmak istiyor. 13 Ekim pazar günü oynanacak müsabaka saat 17'de başlayacak. Kayseri Spor'la Konya Spor arasında oynanacak Süper Lig müsabakasını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'a Candaş Elbil ve Furkan Ürün yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi olaraksa Onur Özütoprak belirlendi. Öte yandan Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Kayseri Spor Konya Spor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kayseri Spor Kulübü tarafından belirlenen biletler 30 lira ile 300 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu. Süper Lig'in 13. haftası sonunda Kayseri Spor 23 puanla 5. sırada yer aldı. Konya Spor ise 21 puanla 8. sırada yer buldu. Efendim az önce biz haberin de saatini sunarken bir karışıklık yaptık. Saat 15 dedik ama Kayseri Spor Konya Spor maçı 17'de başlayacak. O karışıklığı da hemen düzeltmiş olalım. Yarınki maçta da Kayseri Spor başarılar diliyoruz. Haber bülteninden bugünlük bu kadardı. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.